burada imitasyon yapılmış bu bunlara da dokunacağız. Yapıya zarar veren her türlü fiziki müdahaleleri ortadan kaldıracağız. Şunlar. Çimentolu imalatlar. Şu kısımlar. Yapıya zarar veriyor bu çimentodan. Bu yapımızı arındırıp tamamlayacağız. Çin'in uzmanımız. Ha? Kazım hocam. Biliyor musun? Mihrak'ta da boyalı olanlar var. Biraz sizin cevabını alın. Mihrak'ta da var. Sanatı için Selçuklu'da en olgun dönem. Aslında Anadolu o dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Konya ilimizde 3 tane önemli eserimize dokunduk ve restorasyonuna başladık. Bunların önceliği Sahip Ata Külliyemiz, sonra İnce Minaremiz ve Şerafettin Camimiz. Bu restorasyonlar başladı. Bizim Sahip Ata Külliyemiz hamam, medrese ve camiden oluşmaktadır. Buradaki eserimizdeki en önemli dokunuşumuz eksik olan minaresini ihya edip bir sonraki nesile sağlıklı bir şekilde aktaracağız inşallah. Yine bizim medresemizin içerisinde daha önceden müze olarak kullanılmaktaydı burası. Eksik olan, restorasyona ihtiyacı olan, bakıma ihtiyacı olan her türlü iş ve işlemleri başladık ve yürütüyoruz. Aynı zamanda camimizin içindeki bütün ihtiyaçları da gideriyoruz. Önünde bulunduğumuz eserimiz Selçuklu'nun en önemli eserlerinden, medreselerinden, camilerinden bir tanesi. 1265'te başlayıp 1280'lerde tamamlanmış ve o günden bugüne kadar da çok güzel hizmetler vermiş, fonksiyonuna uygun olarak da kullanılmış bir ecdat yadigarı eserin önündeyiz. Bu kayıtlar henüz ulaştığımız kaydımız yok yıkımıyla alakalı. Ancak iki tane olduğunu biliyoruz. Aynı çizimler yapıldı. Diğer ikizinden örnekler alınarak yapıldı. Çimento bu kadar zararlı. İnşallah 2025 sonlarında biz bu eserimizin kapısından çifte minare olarak gireceğiz.